görebileceğini bilebilir miydi? Ya da sayısız dünün beklediği hangi yarın olduğunu? Umut taşıyabilir miydi peki? Bir adım ötesine. Biriktirdiği günlerin hesabını bilmeden yaşamak da vardı. Geride bıraktığı asırların yükünü taşımakta. Yarını göremezsin. O yüzden bir anlamı vardır eldekilerin. Yarını göremezsin. Ancak umut taşırsın. Ve Ercan'ın Çamlıhemşin'e gidişleri, beklenmedik bir şekilde orman mühendisi bir filozofun düşünce evrenine seyahate dönüşmüştü. Aldo Leopold'un neredeyse bir asır önce dile getirdiği şekilde dağ gibi düşünmek ve dağ horozunun bu ormanında Numenon'u, yani ölçülemez özü olduğunu görmek tarifsiz bir deneyimdi. Evet, Kaçkar Dağları Milli Parkı'ndayız şu anda ve burası bildiğim kadarıyla 1984'ten sonra insanla tanışmaya başladı. Biz aslında doğal yaşlı ormanları konuşurken ve araştırırken üzerinde durduğumuz nokta insansız olan bir ortamda doğanın kendi davranışları, kendi yaklaşımları ve kendi süreçleri. Sen bunları son 10 yıldır da arazi çalışmalarında gözlemledin ve bir takım çalışmalarla bundan sonra gidebilecek yerleri görmeye çalıştın. Peki nasıl şeyler gözlemledin burada? Neler seni şaşırttı veya neler kafandaki sorulara cevap buldu? 84'ten sonra insanla tanışmadı. 84'ten sonra orman işletmeciliği anlamında insanla tanıştı. Çünkü buradaki yerleşim kadim bir yerleşim. Yaylalar, balcıların bulunduğu barakalar, onun haricinde hayvancılıkla uğraşan insanların barındığı alanlar var. 84'ten sonra orman işletmeciliği burada başladığında yol bu alana girmeye başladı. Bir süre üretim yapıldı. Buradaki ağaçlar yenilendi, yani gençleştirme çalışmaları yapıldı. Sonrasında yol faaliyetini kaybetti. Buradaki insanlar eski yaşamlarına yeniden döndüler. Bu süreç içerisinde artık orman da kendi döngüsünü yeniden kazanmaya çalışıyordu. Bu ağaç 10 yıl önce tespit ettiğimizde 562 yaşında bir ağaçtı. Şu anda 572 olmuş oldu. Ancak o zaman tespitleri yaparken üzerindeki şu isimleri görüyoruz değil mi? Bunlar yoktu. Şimdi artık bunlar var. Çünkü yol geldi. İnsanlar doğadaki dengeyi o kadar güzel kurmuşlar ki, yani doğadan o kadar dengeli yararlanmışlar ki buradaki biyolojik çeşitlilik hiç bozulmamış. Zaten biz hani biyokültürden bahsettiğimiz zaman burada yaşayan o kadim kültürlerin, kadim yerleşimlerin bulunduğu insanların bu doğanın bir parçası olarak yaşadıklarını öngörüyoruz. Yani insan ihtiyacı kadarını tüketiyor veya onunla yaşamayı biliyor. Bizim zaten çevre etiğiyle, oradaki söylemlerle ulaşmak istediğimiz nokta da işte bu ağaca yazılan yazılarla aslında burada tarihe yazılan insanlar arasındaki farklar. Celalacağız! Ormanın derinliklerinden onları çağıran sesin ne denli derin bir sohbete davet olduğunu bilemezlerdi. Kadim dostları, geçmişe yolculuk yapmak ve geleceğe ışık tutmak üzere çıktıkları bu yoldaki onlarca sürprizden biri daha bekliyordu.
Sen aşağıdan birilerini sesliyordun, biz de o sese geldik. Çok sağ ol, Allah razı olsun. Yaylalardan kış mevsimi gelince bu orman içerilerine ineriz. Biz burada bir miktar kalırız, 15-20 gün. 20 gün sonra değişik yerlere gideriz. Peynir yapıyoruz, yoğurt yapıyoruz, anladığımız yağ yapıyoruz. Ben 66 yaşındayım. Bugün 15-20 yaşında delikanlı, benim gezdiğim yerleri gezme şansı yoktur. Vallahi ben sabah saat namaza kalktığım zaman hayvanları çayımı demliyorum. Ondan sonra anladığım hayvanların köpeklerimi yediriyorum. Ondan sonra anladığım hayvanlar kendilerine kalkıyor. Ben de peşlerine gidiyorum. Ben bu dağlarda biraz meraklısı olduğum için çok gezerim. Bu dağ keçileri vardır. Ondan sonra yabani keçi var, bir de karacalar var. Ondan sonra bir de yabani kurt var. Bir de değişik ayılar var burada. Beyazı var, renklisi var. Beyaz ayının şu yarıdan yukarısı kafası beyaz. Şu omuzları beyaz, Johnson'u da beyaz. Bulldozer var, çeklik var. Ondan sonra dağ tavuğu var, dağ horozu da vardır. Kırmızı benekli, kafarı da çıtarlı. Şu odada çadırım var, bir bardak çay içelim orada. Olur. Hadi olur. Gidelim. Hadi canım. Hadi. Allah razı olsun, hadi. Çoban Ali'nin çadırına giderlerken konunun seyri de belli olmuştu. Gel Ali'deyim, gel. Sen buna Gürgen mi diyorsun şimdi? Bunun asas ismi kayın derler buna. Ha, doğrusu kayındır. Bu bizim bu Karadeniz şifresi olarak buna Gürgen derler. Fakat şey diyorlar, bunun ismi, asas ismin kayın derler buna. Evet, gel bakalım. Ali dayı, sen geceyi burada mı geçiriyorsun? Burada geçiriyorum. Burada ormana zarar vermeden? Asla devlet bir yerde fidanlama yapmış olduğu yerde bize yasak var. Evet, çok doğru. Ama o zaten devlet kendiliğinden diyor, bir kısım boyattıktan sonra girebilirsin diyor. Evet. Biz devlet kanunlarına uyma mecburiyetimiz vardır. Bütünlük değil bu iş. Peki Ali dayı, sen benim söylediğim şu. Sen burada yaşıyorsun. Ha. Gece gündüz buradasın. Ha. Dağda her türlü hayvan var. Var. Ayısı var, kurdu var, çakalı var. Ne aklına geliyorsa var. Evet. Hepsiyle birlikte yaşıyorsun. Evet. Onlar sana dokunmuyor, sen onlara dokunmuyorsun. Evet. Doğru mu? Doğrudur efendim. Doğru. Peki demin evde bir konuşurken şey diyordun, dağ horozundan bahsediyordun. Şimdi bu orman içerilerinde olmaz o hayvan. Bu dağ yayla eteklerinde böyle. Fakat bu çok değişik bir hayvan. Ne? Güzellik desen ona. Hep böyle yüksek yerlerde oturur böyle. Şu kulakları kırmızı. Azın kırmızı yani. Şu sitarı diyorum ona. Şeysi oda kırmızı. Çendirin de böyle bazen tek tüp beyaz olur. Hepten siyah. Erkeği ama. Dişisi aynı yöreye uygun bir şekilde canavallah yaratmış onu yani. Peki bir gün gelsen buraya deseler ki hiç bir tane bile kalmadı dağ horozunda. Olmaz. O yasaktır. Yani bir şekilde yok olmuş, gitmiş. Ne hissedersin? Çok garip hissederim. Niye hissederim? O uçtuğu zaman şöyle bir çuuu desin bir helikopter geçti. Bunlar da toplum gezerler. Uçtukları zaman böyle bir uçarlar yani. Onları izlemek bile bir keyif diyorsun ya yani. Ya ne diyorsun abi ya, ne diyorsun? O zevk başka bir zevk. Avcının zevki odur. Avcı gezecek, dönecek, doğayı görecek. Hangi hayvanlar doğaya zarar veriyor? Onların avlanmak lazım ama devletimiz ona müsaade etmedi. Devlet müsaade etse, dese ki mesela hayvanlarınıza, mesela diyelim ayı külliyetle yasak da, mesela kurt, canavar. Bu neyse vurulabilir ama çakal vurulabilir ama yasak ettiği şeye biz daha bir mermi atmış değiliz. Peki kurtları çok vursalar, çakalları vursalar, ondan sonra var mı burada geyik falan, karaca? Çok var. Çok var. Şimdi gelse bütün geyikler, karacalar, buradaki bütün otu, senin otlattığın hayvanın da otladığı bütün bitkileri, onları yese getirse ne olacak? O olmaz çünkü o kadar türü yemez.
İşte kurt azalırsa kurt o zaman çok türer. Ya. Biraz daha sohbet edince Çoban Ali de geyikler ve kurtların temsil ettiği dengeyi yeniden keşfetmeye başlamıştı. Doğada doğru hiçbir zaman değişmiyordu. Aldo Leopold de avladığı anne kurdun gözlerindeki keskin yeşil alev sönerken dağ gibi düşünmeye başlamıştı. Hadi Ali amca, bize müsaade. Müsaade sizin. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Tanıştığımızda çok memnun oldum. Çok sağ olasın, çok sağ olasın. Ama az çok büyük tanışmış olduk burada yani. Sen yine buradan seslenirsen biz onu duyar geliriz. İnşallah. Ali dayı, hakkını helal et. Helal hoş olsun. Teşekkür abi. Ederiz. Sağlıcakla kal. Allah razı olsun. Hadi. Allah yolunuzu açık etsin. Sağ ol, Allah'a ısmarladık. Sağ ol. Allah'a ısmarladık. Göstergeleri ayakta kuru bireyler ve kal mantarlar, gövdedeki mantarlar. En önemli göstergeler bunlar. Söylüyoruz ya, eski yaşam yeni yaşam diye. Ağaç ölmüş ama burada bir mantar yeni yaşamı başlatmış. Eski yaşam yeni yaşam. Böyle ağaçlar zaten birçok fauna elemanının, birçok farklı organizmanın yuvası haline geliyorlar bir süre sonra. O yüzden çok önemli bir varlık aslında, ev sahibi. Keyifli ve bu da çok güzel bir... Çok güzel bir örnek. İkiz kardeşlermiş. Biri kırılıp devrilmiş, hemen sağ tarafımızda evet, duruyor. Burada. Biri hala hayata tutunuyor aslında. Çünkü onun üzerinde bir sürü yırtıcı geliyor. Ağaç kakanlar geliyor. Hemen önümüze bak, eğreltiler gelmiş. Bir tane evet, sümüklü böcek burada. Yeni yaşamlar üzerinde hala devam ediyor. Yosunlar, hepsi bir arada. Evet, hayat bu işte. Evet, burada ağaç kakan delikleri burada. Net olarak görünüyor. Demek ki ağaç kakanlar burada uzunca bir süre besleniyorlar. Ve beslenmeye devam ediyorlar. Yola devam etmeden önce kısa bir mola verip ormanın yalnızca orman, dağın da yalnızca dağ olmadığını düşündüler. Ercan ve Murat'ın farklı zamanlarda yürüyerek çıktıkları, her ağaçla, her çiçekle selamlaştıkları yollardan geçiyoruz. Sal Yaylası'na vardıklarında, yıllar sonra onları karşılayan bu dağların ömür boyu unutulmayacak bir hoş geldin manzarası hazırladıklarını görmek nefeslerini kesmişti. Yaylaya doğru ilerlerken yıllar önce kaldıkları yerleri ve akıllarında kalan anıları o günkü heyecanla paylaşıyorlardı. Son birkaç saatte yaşadıkları da Ufuk Hoca'nın Leopold'la ilgili anlattıklarıyla birleşince, bugünü eski anılarıyla birlikte hafızalara kalın harflerle kaydetmiş oluyorlardı. Amerika'da yetişmiş çok önemli doğa yazarları var. Bunlardan bir tanesi Aldo Leopold. Şu kitap, Ascent County Almanac, 1948 yılında yayınlamış Aldo Leopold bu kitabı.
Aldo Leopold'un felsefesi yeşil alev. Bu iki kelime de onun felsefesinin özü, çekirdeği saklı. Kendi yaşamından bir kesit bu. Bir gün daha 20'li yaşlarındayken, kendisi avcı o zamanlar, New Mexico eyaletinde bir ormanlık bölgede öldürdüğü bir kurdun gözündeki yeşil alevin söndüğünü çok şiirsel bir şekilde anlatıyor. Ben derslerimde bu kitabı okuturken bunu muhakkak çevirmeliyim diye düşünmeye başladım. Yani bizim ülkemiz için çok önemli bu kitabın içinde anlatılanlar diye düşündüm. Özellikle de buradaki bu toprak etiği felsefesi. Orada gördüm ki Aldo Leopold'un toprak etiği felsefesini tüm ülkeye yaygınlaştırmak için çok önemli çalışmalar yapıyorlar. Bunu görmek benim için gerçekten çok büyük bir kazanç oldu. Ve döndükten sonra kitabın çevirisini tamamladım. Daha sonra da üniversitemde Toprak Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni kurdum. Bizler doğa algımızı nasıl geliştireceğiz? Çünkü neticede bilimin dili, numerik, sıkıcı, bilimin dili doğaya tavrımızda çok fazla değişiklik yaratmıyor. Bunu değerler eğitimiyle birleştirmek gerekiyor. Leopold'un çok önemli üzerinde durduğu bir şey var. Bu doğa algısı. Doğa algısı içinde bir numenondan bahsediyor bu kitaptaki yazılardan bir tanesinde. Benim ilgimi çekti bu. Örneğin tabii her yer çok güzel değil, arazilerin kimisi bataklık. Örneğin bir bataklığa algı, bataklığın gözümüzde değerlenmesi nasıl olacak? İşte Leopold diyor ki, burayı kullanan çok güzel bir hayvan vardır muhakkak. Yani onunla başlayabiliriz. Örneğin sulak alana ağıt yazısında bu turnadır. Kanada turnalarıdır. Sand Hill Cranes diye geçer. İşte der ki bu Kanada turnaları paleontolojik özelliğe sahiptir der bu yazıda. Leopold yazılarından bir tanesinde orman tavuğundan bahseder. Der ki orman tavuğunu buradan çekip çıkarırsanız geriye hiçbir şey kalmaz der. İnsanı hareketlendiren muazzam bir çekim gücü kaybolur der. Toprak etiği düşüncesi en öz haliyle doğaya bakışımızı değiştirmek demek. Topluluk anlayışımızı doğaya, karalara, sulara, hayvanlara, bitkilere, ağaçlara genişletmek demektir. Aldo Leopold'un dağ gibi düşünmek ve yeryüzü etiği kavramlarının özeti gibi geçen bugün de Sal Yaylası'nda bugün batımında veda ediyoruz. Ve keyifli bir yolculuk yeniden bizleri bekliyor. 10 yıl sonra yeniden salda olmak, 10 yıl önceki gözlemleri yeniden tekrarlamak bizim için büyük mutluluk oldu. Burada bir sürü anı biriktirdik. Bu anılar içerisinde insanların doğanın içinde var olmaları, doğayla bütün olmaları bizi o kadar mutlu etmişti ki aynı mutluluğu yeniden paylaştık. Bu mutluluğun süre gelmesi dileğiyle burada kapatalım istiyorum. Bu toprakların insanı ne kadar da özümsemişti doğayla anlaşmayı. Her şeyin bir nedeni vardı, attıkları her adımda. Bugün birlikte keşfettikleri ve Leopold'un de dediği gibi etik denen şey yazılmaz. Etik, düşünen bir toplumun zihninde gelişir.